Oran maşallah dolmuş. Bu geçen gün çok aşırı saldırdı abi. Evet. Geçen gün saldırdığı için, ya saldırgan olduğu için kontrol ediyoruz, doğru mu Orhan? Aynen abi. İyiyim anne. Biraz fazla saldırgan dedi. Bakalım yüzük mü var? Hem kesler. Yoksa belki de bir sıkıntısı yoktur. Bak ne kadar sakin duruyor. Bal. Güzel çıtafur dolu. Sonra nektar mı getirmiş İbrahim? Bunda günlük var sanki. Evet günlük var. İyi. Sıkıntısı görünmüyor ha ben. Evet. Olsaydı saldırırdı şimdi. Yine de bakalım. Belki ters bir zamanda açmışsındır ya Orhan. Akşam da abi. Akşam olabilir. Kanatsız gözükmüyor. Hava şimdi biraz daha iyi olsa hiç saldırmazlardı da. Evet. Buralar da günlük atmış görünüyor değil mi? Günlük mü? Köşeleri mi? Şuraya. Ortaya. İyi. Zaten en son atmış. Yok en sonunda şey var abi bal var. Ha bal vardı. Ha bu tarafında vardı günlük. Artık bal geldiği için. Evet şimdi şuralara bak nektarlamışlar. Evet yeni arıcı arkadaşlar için tavsiyem arkadaşlar. Üste doğru gidin ki en azından bir bal alın. Eve şöyle bir iki kişi bal götürün. Ondan sonra bölme yaparsınız. Sıkışık değil zaten bu da. Anayı gördün mü ortada? Evet, bir terslik var mı diye şu bakıyoruz. Şu anda yumurtluyor. Ondan sonra ana gözü var mı diye bakıyoruz ama hiçbir şey yok. Gayet güzel oran. Ana yumurtluyor. Sıkışık değil. Evet. Oğula git demiştir. Hı-hı. %99. Muhtemelen ben zamansız açtım abi. En son bunu açtıydım. Şimdi akşam. Hı-hı. Oğula giden arı erkeği çoğaltır bu bir. İkincisi yumurtayı azaltır ana. Yumurtayı tamamen de kesebilir. Diğerlerine bakmıyorsun. Bakmıyorum. Bir sıkıntısı yok. Başka kovanın var mı? Bakılacak oran. Bir de şurada bir şey olan var abi. Şu yoğun olan değil mi şu? Yoğun değil yani şey. Arasında beş dediğimiz vardı ya. He. Bakalım. Buydu bu muydu? Buydu. Ha şu olması lazım. Ha kekini koymayı unuttum ama. Koyacağım mı? Keki aslında koymasan da olur be İbrahim. Artık yemiyor ya. Orhan, keki koymayalım. Evet, ya çünkü tamam. Şey, hem yemiyorlar hem de şu anda nektar geliyor artık. Bunu bir ay sonra falan yukarıda lazım olacak. Evet. O zaman veririz. Bunu sıkıyorum şöyle saldırıyorum bakalım diye bir. Evet. Geliyor mu? Ney? Gelmiyor. Dalak mı? Dalak diye şey yaptım da. Evet. Onda gelmez abi. Ya evet. İlk başta çok güzel vardı da. Sonra ara şey verdik ya. Mola verdik ya onlara. Evet. Bu ana yaptırdığımız. Ha evet abi. Evet o yüzden dalak olmuyor. Kapalısı yoktur bunun. Yavrulacak birçok yeri vardır. Evet. Biz bunu da arkadaşlar ana ürettik. Anasız kaldı yaklaşık bir hafta kadar. 10 gün kadar. Oo ana iyi kesmiş bu ya. Ya orayı ne zaman kesti ya? Niye kesiyor bu arı? Var mı bir tane daha anamız? Orhan? Artık verme abi ana. Niye? Bu arıya verme abi artık. Bu üçüncü ana oldu ya. Evet ama bunlardan bir şey çıkmaz ortak ya. Bu arıyı bölsün abi. Abi bunlardan çıkmaz. Onlardan demiyorum abi. Şey yani. Çıkabilir abi şey. Ananın günlüklerini kullanmış olabilir abi. Evet. He. Ana attı mı acaba o zaman? Şimdi, çünkü ben kontrol ettiğimde içindeydi ana arı. Ben baktığımda şeydi günlükler vardı. He onu kullanmış olabilir. Benim tavsiyem bu. Ne? Parçalaması lazım artık onu. Bölelim mi diyorsun? Lazım, tabii ki. Bak bir ana ve anasını kendisi kesti. Evet, başta bu anasını kesti. Biz bunda ana ürettik. Kesmişken. Ana verdik yine. Onu sonra, da kesti. Evet. Sonra bir ana daha verdik. Onu da kesmiş. Bak artık. Evet, kesmiş. Bunu ikiye mi bölmen lazım? Üçe mi abi sence? İkiye böl.
Bence ikiye böl. Neden biliyor musun? Daha şey gider, gür gider. İkiye daha çok bölersen zayıflatmış olursun. Yavaş gider. İbrahim yavaş gitmesin. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Bölerim abi. Yani sen bilirsin ama benim tavsiyem 4-4 gibi. 4-4 bölsün. Yani ikiye bölsün çünkü yukarı gittiğimizde en azından belki daha çabuk gelişir. Evet, kapalılarımız var. Her taraf yüzük. Neden bakmış? Biz geçen pazar mı baktık? Pazar baktık. O zaman bir şey yoktu değil mi? Yok. Günlük var mıydı o zaman? Demiştik yani vardı da. Evet vardı abi. Günlük vardı abi. İşte anayı kabul etmişti, kesmişler yine. Şu an hiç günlük gözükmüyor değil mi? Bir tanesini açsak ki yüzün. İçi nasıl bir bakalım mı? Dolu mu değil mi? Geçen daha mı yoğundu? Daha yoğundu abi. Belki o olabilir, gitmiş olabilir mi? Yok ya, o kadar değil çünkü epeydir şey bu. Nasıl? Fena değil. Abi şimdi şöyle bak. Anayı sıkıştırıyorlar. Beğenmediler ya da bilmem ne. Günlüğü attı. Ana biraz arıdan biraz alıp kaçıyor. Beklemiyor bunu yani, yüzük olsun bilmem, öyle bir şey yok. Benimki geçen öyle oldu. Yok, bunun anasını kesmiş olabilirler sonra kendileri. Sonra verdiğimiz anayı diyor abi. Biliyorum. Sonraki verdiğimiz anayı, geçen biraz daha çok yoğun gibiydi bu ara. Niye kestiler acaba yumurtlayan anayı? Neyse. O zaman bir tane şey getiriyorum abi. Bir kovan alalım. İşte bayağı da çok yüzük var ha. Fazla. Çok fazla bırakmış. Şimdi... Ne yapmamız lazım lan? Nasıl bir yüzük var? Ya şimdi İbrahim, eğer ki zayıf bölersek... İki tane mi? Zayıf gitmesini istemiyorum hani. Gerek yok. Zayıf giderse... Zaten Arın'ın kendisi kapalı yavrusu da yok ya. Ya her taraf yavru ya. Şey kapalı yavrusu diyor. Da yok ya. Şimdi bak patron. Açık yüzükleri koyalım. Tamam mı? İçine bakalım şunların. Bak şu çok güzel. Açık yüzük kalsın. Tamam mı? İçinde... Var mı? Var. Diğerlerini tüm keşfet verelim. Şunda bak, güzel açık yüzük var bir tane. Açık İçinde de kalsın abi. Şey var. Çırpıyorum ben bunu. Ha? Çırpma ya. Çırparsan şeyler aşağı düşüyor. Evet. Sütten ayrılıyorlar. O zaman diğerlerini kesiyorum. Fırçayı getireyim mi? Olabilir abi. Varsa fırça alalım. Arkadaşlar böyle durumlarda silkelemeyin. Silkelediğin zaman tam böyle içindeki ana arı larva şeklindeyken aşağıya düşüyor. Uca doğru böylece sütten ayrılmış oluyor. Şimdi Ayhan Bey. Evet. Burada iki tane bırakıyorum abi. Şu doğru açığı bırakıyorsun. Bir tane de burada var açık. Şeyi kapalı bıraksak? Abi kapalı bırakmak istemiyorum. Geçen bunlar da kapanmak üzere. Bunlar arasında bir gün falan var ama. Yemek istersen bak güzel. Süt. Vallahi yemek isterim ya. Süt. Bir saniye. Evet. Arı sütümüz. Getir abi, fırçanı getir. Tadı da güzelmiş ha. Evet, bununla bir de orada bir sıkıntı var. Buraya fazla arı çıkmadım. Aynen. Fırçan da iyi değilmiş ya. Şimdi yüzüklere bakalım. Şimdi abi, hangisini koyduk? Şurada iki tane mi koydum? Tamam, ben şunları komple kesiyorum abi. Şunu ben alayım o zaman ya. Alacağım mı? Alalım tabii canım, bana yüzük lazım. O zaman maket bıçağı getir abi. Getireyim, şu ikisini alayım ben. Bunların çoğu zaten günlükten olmalı değil mi? Evet, şu diğerlerini bozuyoruz. Şunlar. Şurada iki tane açık bırakacağız. Şu iki taneyi de ben kesip alacağım. Niye açık bırakıyoruz abi? Daha emin oluyoruz ha. Bak, bak şunların içinde yavru var. Daha taze. Bak bunun içinde de var yavru. Bunda da var. Süzü de güzel. Hani oradan emin oluyoruz tam içinde arı, ana arı olduğuna. Mesela bunlarınki kapalı ama ne kadar sağlıklı bilmiyoruz. Ama şu ikisini ben alayım. Evet arkadaşlar, yüzükleri temizledik. Bayağı çok yüzük vardı. Arada epeyce yoğunlaşmış. Şimdi şöyle yaptık, bölmekten vazgeçtik. Çünkü kapalı yavrusu az. Çünkü daha önce bunda bir ana üretmiştik. Şu anda kapalı yavrusu az. Yani bölersek
arayı zayıflatacağız. En güzeli bu şekilde içinde iki tane açık ana yüzüğü bıraktık. Bir tane de kapalı ana yüzüğü bıraktık. Kapalı ana yüzüğü erken çıkacak. Diğer açıklara göre. Eğer ki iyi bir ana olursa arkadan bırakmış olduğumuz iki tane açık gözü de kendisi kesecektir. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Bütün yüzükleri kestik. 3 tane yüzük bıraktık. 2 tanesi açık, 1 tanesi kapalı. Yani bölmeye pek şey olmayacak gibi de. Yavru az. Yavru az. Geç kalmışız. Kontrolde artık diyelim. Yani müdahalede geç kaldık. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Biz şimdi kovanı kapatacağız. Yapacağımız işlem bu kadar.